Arkadaşlar merhaba, ben 3ddramik.net'ten Erhan Biçkioğlu. Bu videonun konusu Katya V5 ile güncelleştirme. Katya V5'te iki tip güncelleme modu bulunmaktadır. Biri otomatik, diğeri el ile güncellemedir. Otomatik güncellemede unsurların oluşturulmasını onaylamak gibi güncelleme komutunu kullanmanız gerekmez. Çünkü bu varsayılan olarak otomatik olarak uygulanmaktadır. Manuel güncelleme modunda ise değişiklikleri geometriye entegre etmek adına daima güncelleme simgesini tıklamanız gerekir. Örneğin bir özelliği düzenlediniz, bir unsuru düzenlediniz ve işlemi onaylamak için tamamı tıklattıysanız geometri bir güncellemenin gerekli olduğunu belirtmek için kırmızıya dönecektir. Ancak hemen güncelleme yapmanız zorunlu değildir. Yine siz istediğiniz bölümü, unsuru tasarlayabilirsiniz. Bu özel mod performansınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Nitekim yapacağınız her güncelleme işlemi performans ve verim açısından bir kayıp olacaktır sizin için. Bu sebeple manuel güncelleme modunu öneririm. Peki güncelleştirme başarısız olduğunda neler yapabiliriz? Bazen güncelleme işlemi sanıldığı kadar basit olmayabilir. Örneğin uygunsuz bir düzenleme veya sayısal bir değer girdiğimizde veya bir geometrik öğeyi sildiğimizde tasarımı yeniden düşünmemiz gerekebilir. Bu durumda neler yapabileceğimizi bir örnekle görelim. Evet, sketch'in dairesel kenarını bir çizgiyle değiştirmek için sketcher'a girelim. Bu yaptığımız değişiklik neticesinde shell unsurun yanında sarı bir sembol görüntülenir. Ayrıca bu durumla ilgili bir diyalog kutusu bizi karşılar. Bu diyalog kutusu bize birkaç seçenek sunmakta, düzenleme imkanı sunmakta veya bu unsuru devre dışı bırakabiliriz. Bu unsuru izole edebiliriz veya bu unsuru silebiliriz. Diyalog kutusunda bir satırı sağa tıklayın ve bağlamsal menüden ebeveyn çocuk ilişkisi sekmesini seçin. Shell 1'i tıklayın. Şimdi sildiğiniz eski yüz sarı renkte görüntülenir. Değiştirilen yüzü seçelim ve tamamı tıklayıp diyalog kutusunu kapatalım. Görüldüğü üzere kabuk özelliği, shell özelliği yeniden oluşturuldu.